Evet canlar, hepinize merhabalar. Bugün kalın kalın giyindim, öyle geldim karşınıza. Evet, bugün biraz modum düşük. Dün güzel bir gün geçirdik aslında. Annem, teyzem güzel bir kahvaltı yaptık ama... kolumu, evet, hepiniz uyarmışsınız. Çok fazla uğraştım bu ara diye. Dün kolum ters döndü, tekrar ameliyat yerim. Kolumu tekrar incittim. Eşyaları çünkü bir taraftan bir tarafa çekiyoruz, bir taraftan bir tarafa çekiyoruz ve artık bunu aldım. Bugün hiçbir şey yapamıyorum. Bulaşıklarımı bile yıkayamadım çünkü kolumu kaldıramıyorum. Yani şu kadar kaldırabiliyorum, daha fazla kaldıramıyorum bugün kolumu. Ameliyat yerim aynı yerimden çünkü yine kemikten bir ses geldi. Saçımı bile hatta bugün toplayamadım. Gerçi birazdan belgine çıkarım. Belgin için toplar saçımı. Kaç gündür evde uğraşacağım diye belgimle de görüşemedim. Bugün hazır evde hiçbir şey yapamayacağım çünkü kolumu hareket ettiremiyorum. Ütü masası ortada. Ütüler duruyor ama yapamam. Onlar kaldı. Yapabilecek durumda da değilim zaten. Diğer yerlerde kaldı. Dün bir tek odamı bitirebildim. Annemler küçük odayı zaten istiflediler. Ve şu an inanılmaz gerginim. Çünkü neyi nerede bilmiyorum. Yani önemli olan boş yere eşyayı koyduk mu koyduk ama neyi nerede bulunur hiç önemli değil. Dün biraz ona da moralim bozuldu tabii ki. Gece sabaha kadar hiç uyumadım bu arada. Çok fazla ağrım vardı. Hatta belginciğim akşam aradı. Nihal abla gel kahve içelim muhabbet edelim özledim diye. Dün duşa girdim çıktım ve dedim direkt yatacağım ablacığım gelemeyeceğim bugün çok ağrım var dedim. Yapabileceğim bir şey var mı dedi hani hastaneye gidelim mi dedim gitsek de bir şey yok. Artık hastaneye gitmemin anlamı da yok çünkü doktor diyecek ki ben sizi uyardım. Yani kemik kapanana kadar ağır kaldırmayın sıkma işlemi yapmayın diye ben fazlasıyla yaptım bu aralar. Peki sonuç? Sonuç elde var sıfır. Ne nerede yine bilmiyorum. Evet pek çoğunuz yazmışsınız. İşte fazla eşyaları verin niye elinizde tutuyorsunuz? Satın, herkes eşyasını alsın. Kimse ne eşyasını alıyor ne eşyayı satmaya yanaşıyorlar. Sadece bir taraftan bir tarafa taşıyoruz. Sadece yerlerini değiştiriyoruz. Artık boğuldum. Yani şu an tek isteğim bir an önce kendime bir düzen kurup çekip gitmek. Gerçekten çok bunaldım artık kaldıramıyorum. Günlerde biliyorsunuz yapıyorum. Sonuçta hiçbir şey yok ortada. Yani artık gerildim. Eşyalar insanlardan önemli olmamalı diye düşünüyorum. Artık kendime bir düzen kurma vakti. Arkama hiçbir şekilde bakmadan. Ne şekilde nasıl yaparım bilmiyorum. Hatta bir takipçimiz yazmış. Nihal Hanım çok ayıp ediyorsunuz. Hem annenizi böyle yapacaktınız. Annenizi niye çağırdınız diye. Benim annemle ilgili bir derdim, bir sıkıntım yok. Annemi çok seviyorum. Annemle birlikte olmak istiyorum. Ama bu kadar eşya istemiyorum. Yani bir evde iki evin eşyası olmuyor. Sığmıyor. Yani bir şeyleri üst üste koymak. Aa tamam bu burada demek. O evi... yerleştirmiş olmak anlamına gelmiyor. Çünkü neyimiz nerede bilmiyoruz. Yani aransa da zaten bulunmayacak şeyler. Ne yapacağım hiç bilmiyorum açıkçası. Çok bunaldım. Hani demişsiniz ani bir kararla işte evlilik yapma emekliliğin yok. Neyle bir düzen kuracaksın? İnanın bilmiyorum. Tek istediğim şu an, inşallah belgeciğim evdedir birazcık onunla konuşur, moralim düzelir de, evi bırakıp çıkıp gitmek. O dereceye geldim. Yıkıyorum, ütülüyorum, kaldırıyorum, yer açıyorum, yine olmuyor. Küçük odada tavana kadar gardırop var eşyalarımızı koymak için. Orayı boşalttım annem eşyalarını koysun diye.
Ama biz gardırobun önüne de eşya koyduğumuz için gardırobun kapakları da açılmıyor. Şöyle bir fikir geliştirdiler. Kullanacak olduğumuz zaman eşyaları çekeriz. Ben kolumla ağır çekemiyorum. Ve kapağı açacağımızda koltuk ve eşyaları nasıl çekilir onu da bilmiyorum. Açıkçası kendime ait olmadığımı hissettiğim bir evde kalmak istemiyorum. Ama Şubat'a Mart'a kadar beklemekten başka da şu an bir çarem yok. Dediğiniz gibi bir anda bir kaçış olarak görüp evlenmek de istemiyorum. Evet, gidip beyefendiyle bu hafta tanışacağım inşallah. Allah kısmet ederse. Ama aklıma yatmazsa zaten evliliği bir kaçış olarak görüp gitmem yani. Gidemem. Bir şekilde bir çözüm bulacağım. Ne bulacağım onu da bilmiyorum. Evet, pek çoğunuz demiş tezgahın üstünü boşaltayım ama neyi nereye koyayım yani. Neyi nereye koyabilirim? Neyi nereye boşaltabilirim? Boşaltamıyorum. Bakın çaycımızı getirdik. Küçük odadan. Onu da yıkayacağız, yukarıya kaldıracağız. Ve ben bugün dediğim gibi hiçbir şey yapamıyorum. Oturdum, kahve içiyorum. Dediğim gibi Belgin'in işi yoksa Belgin'le biraz muhabbet ederim. En azından birazcık kafam dağılır. Belki biraz dışarıya çıkarız. Bir havamız değişir. Uykusuz olduğum için de çok gerginim. Hiç uyumadım gece. Çok ağrım vardı. Öyle böyle değil. Çünkü bazayı kaldırırken tak dedi. Kolum yani kesilen kemiğimin uç kısmı muhtemelen tekrar başa döndü. Doktorumla görüşmeden de tekrar kolluğumu takmak istemiyorum. Çünkü o zaman da kaslar çalışmıyor ve hareket etmekte zorlanıyorum daha sonrasında. Bugün aslında kalktığımdan beri öyle oturuyorum. Hiçbir iş yapmadım. Aslında canım işte yapmak istemiyor. Kolum böyle olmasa bile canım işte yapmak istemiyor. Çünkü 4 gündür hemen hemen neredeyse 4-5 gündür hiçbir şekilde oturmadan yapıyorum. Bir şekilde bir yerleri açmaya çalışıyorum. Yerleştirmeye çalışıyorum ama sonuç yok. Artık kendimi çok kırgın ve çaresiz hissetmeye başladım. Eşyadan bu kadar nefret edeceğim aklıma gelmez. Artık eşya görmek istemiyorum. Ve bir çıkış bulamadım. Belki sizler bana bir tavsiyede bulunursunuz. Her zaman bir şekilde yardımcı oluyorsunuz. Bir şekilde bana yol gösteriyorsunuz zaten. Evet, hazır konuşmaya başlamışken. Şimdi yine spiker gibi oldum değil mi? Ama bugün gerçekten hiçbir şey yapacak halim yok. Evet Behiye'cim. Sana çok çok selamlar söylüyorum. Canı gönülden öpüyorum. Bir canım. Sana da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hamidem sana da gönderiyorum ama ben seni nasıl atlamışım? Hamide aralıksız bana her gün mesaj ve yorum yorum yazan takipçilerimden biri. Artık isminize hitap ediyorum. İnşallah yanlış anlamıyorsunuzdur. Çünkü artık sizleri realde tanıyormuşum gibi bu kadar rahat konuşabiliyorum. Hepinize selamlar gönderiyorum. Tabi arada ismini unuttuklarım var. Bir tane galiba Rusya'daydı. İsmini telaffuz edebilir miyim bilmiyorum. Celal'im var. Ablacım diye hitap eden. İnşallah onlar da savaş bir an önce biter. Bir rahata çıkarlar. Rahatlıklarına kavuşurlar diyorum. Çünkü ben kendim sıkıntı çektiğim zaman ve sizlerin bir derdi bir sorunu olduğunda emin olun aynı sıkıntıyı ben de yaşıyorum. Çünkü insanlar sıkıntı yaşadıkları zaman ne kadar çaresiz kaldıklarını biliyorum. Zorda kaldıklarını biliyorum. İnşallah orada da savaş biter. Bu arada bir takipçimizin oğlu okulda darp edilmiş. Ona da çok geçmiş olsun diyorum. Yüzünde kırıklar varmış. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur, iyileşir. Kendine gelir. Emin olun yorumları nasıl okuduğum zaman dualarındasınız. Buna emin olun. Bu aralar gerçi
hem çekimlerden hem de evin işlerinden dolayı belki diyebilirsiniz hani yorumlar geç saatte cevaplanıyor. Evet, geç saatlerde ancak yanıtlayabiliyorum. Çünkü akşamları oturmam saat 9.30-10'u buluyor. Ancak kalkıyorum, işlerimi halletmeye çalışıyorum. Halledemediğim işlerimi. Ancak bir duşa girip çıkıyorum, oturuyorum ve ondan sonra yorumlarınıza cevap yazabiliyorum. Bazen ertesi güne sarkan yorumları zaten bulamıyorum, biliyorsunuz. Evet, ben yine bir çıkayım çünkü bir şey yapamayacağım. Ya belgincim yardım ederse belki ortada olanlara, en azından kendi odam yerleşti. Sadece oraya ütülenip yerleşecek olanlar var. Küçük odadan boşalttıklarım ama bugün dediğim gibi kolumu hareket ettiremediğim için ütü yapamayacağım. Onlar kalsın. 2-3 parça bulaşığım var. Onları da bugün yıkayamayacağım. Annem yok çünkü bugün. Annem teyzeme gitti, orada kalacak bugün. Dün çünkü eşyalardan dolayı da birazcık gerildik. Ona da üzülüyorum. Kırmak istemiyorum. O da sonuçta eşyasını vermek istemiyor ama bu kadar eşyayla da yaşanmaz yani. Yapamıyoruz. Yani o da rahatsız. Ben de rahatsızım. Dün onlar da çok üzüldüler çünkü bir anda bağırarak kendimi yere attım. O ağrıyı da dayanamadım çünkü. Yerden annemle teyzem kaldırdı. Kalkamadım. Kolum ters döndü çünkü. Kemik, kesilen kemik olduğu için. Onlar beni kırmak istemiyorlar. Ben onları kırmak istemiyorum. Ama sonuçta hani bir ortak noktada anlaşın demişsiniz. Ortak eşyalara karar verin, gerisini verin demişsiniz. Hayır, biz böyle bir ortak nokta bulamıyoruz annemle. Olmuyor yani. Dursun yani, dursun. Kullanacağımızı alırız. Onlar orada duruyor ama nerede ne var bilmiyoruz. Duruyor çünkü. Yani hepsi üst üste konduğu için. Böyle aklıma geldikçe ben de sinir oluyorum. Ah, kapı çalınca korktum. Hemen bir bakayım kimmiş. Ay. Evet, dediğim gibi panik atağım tekrar geriye başladı. Zil çalınca korkuyorum. İsmail'cim gelmiş. O eve çıktı. Ben de kahvemi içeyim, ben de Belgin'in yanına çıkayım birazcık. Ama Hakan'la İsmail'le zaman geçiririm. Belki bana birazcık iyi gelir. Kendimi toparlarım. Gerçekten çok gerildim bugün. Çünkü teyzem de diyor. Zamanla yerleşir. Zamanla yerleşir ama yerleşmesi için yer olması lazım. Yani ama o yer maalesef yok. Yok yani. Yani mutfak dolaplarının üstlerini boşalttım ben. Annem ilk gelecek olduğu zaman hani yer açabileyim diye. Çünkü mutfak dolapları da artık aşağıya inecek ağırlıktan. 15-20 koli gönderdik. Ama şimdi tekrar yavaş yavaş geriye getiriyorlar. Bugün artık dayanamayıp çantamı alıp çıkacağım diye düşünüyorum evden. Yani şu an içinde bulunduğum ruh halim bu. Kapıya çarpıp çıkmak ve hiçbir şey umursamamak. Dönüp arkaya bakmamak. Neyse canlar, ben Belgin'cime bir çıkayım. Azıcık moral bulayım, azıcık moral depolayayım. Hakan'cığım şimdi benim yüzümü güldürür. Sarı Paşam da yüzümü güldürür, İsmail'im. İsmail her okuldan gelişte mutlaka benim zilime basar, halime hatırımı sorar. Ondan sonra yukarıya çıkar. Aşağı inerken Nihal teyzecim çöpün var mı diye sorar. Çok saygılı, çok efendi. Gerçi Feyza'cım da öyle. Hatta annemle teyzem gelirken evvelsi gün merdivende karşılaşmışlar. İsmail annemle teyzeme yardım ediyordu. Teyzem dedi, büyüğünden küçüğüne maşallah ne kadar saygılılar. Kız da öyle, bu da öyle dedi. Allah'ım inşallah tahtlarını da bahtlarını da güzel eylesin. Belgin'cimin emeklerini boşuna çıkarmasın. Gerçekten çünkü çok özverili ve fedakar bir anne, çocuklar için çırpınıyor. Ama çocuklar da maşallah çok çok efendiler.
Hakan'cığım da bu ara çok iyi. Artık öpebiliyoruz, sevebiliyoruz. Bizimle göz teması kuruyor en önemlisi. Böyle çok bunaldım, çıkıp onlarla birazcık moral buluyorum en azından. Bir çıkayım. Hakan uyanırsa, gerçi Hakan bu saatte uyuyordur. Onlarla biraz vakit geçireyim, kendime bir geleyim. Eğer belki Cem'in işi yoksa belki birazcık dışarıya çıkarız. Of, yine kafanızı ağrıttım değil mi bugün? Evet, yine kafanızı ağrıttım. Gülmek bana yaramıyor diyeceğim de hayır. Çok mutlu olacağım. Kendime çok güzel bir düzen kuracağım. Artık üzülmek de istemiyorum, mutsuz olmak da istemiyorum. Bu yaşıma kadar ne kadar zorluktan çıktıysam eminim bu zorluğu da atlatacağım ve ayağa kalkacağım diye düşünüyorum. Evet. Yani böyle alt üst olmak belki de çok güzel. Ay. 2-3 gündür dediğim gibi çıkıp gelemiyorum. Ah. İsmail'cim çıktı. Şöyle kapıyı çok sert çalmayayım. Hakan uyuyorsa uyandırmayalım kara böcükü. Ne haber teyze aşım? İyi. Nerede annen? Banyodayım. Kahveni getirdin kuzum. Ha evet. Geç mutfağa. Kuma söylettiriyorum geldiğinden beri. Niye? Neyse gel Leyla abla gel. Sabah Hakan biraz huzursuzluk yaptı. Kalkamadım. He. Ne yattı ne kalktı. Sürekli ağladı ağladı ağladı. O da öyle yapınca dedim ki Feyza kahvaltısını hazırlayıver kardeşim dedim. He. Hiç olmazsa dedim şey yapayım ben dedim. Nedir o? Hakan'ın yanında durayım dedim. Kız kahvaltısını hazırlamış, kahvaltı yapmamış. Niye yapmadı? Ablam haber vermedi bana. Ablan haber vermesin, mutfağa geçip baksana senin kahvaltın mutfakta. Çünkü ben her sabah kahvaltı hazırlayıp evet. Koyuyorum. Yiyip de gidiyor. Çünkü bu evden kahvaltı yapmadan çıkamazlar. Teyze da çıkamaz. Biliyorum ya, hazırlıyorsun. Evet, her sabah kalkarım. Bu sabah kalkamadım, o da Hakan'ı yaptı. Huzursuzluktan dolayı. Diyorum ki, her baktım sabah İsmail'in kahvaltısı duruyor aynı. Kalktım, onlar gittikten sonra ancak kalkabildim. Hakan sakinleşmiyor. Hakan'da bir huzursuzluk vardı. Huzursuzluktan dolayı da ben de hiç kalkamadım. Kalkamayınca da o şekilde kaldı yani. O da kahvaltı. Sen nasıl açıktın durdun? Ben de açıkmam diyor. Hakikaten sen bu sabahın akşamı kadar... Ay evet. İsmail, aramıyor ki İsmail. Yani. Ben İsmail'e 4-5 yaşındayken yer alıp bunu denedim. Hiçbir şekilde yemek vermedim. He. Çocuk bana ağzı açıp tek kere yemek istemedi ya ben. Senin çocuklar teyzelerine çekmişler, bana çekmişler. Yo, Feyza ile Hakan öyle değildir. Ama Feyza... şey, Hakan ile İsmail bana çekmiş işte. Feyza ile Hakan aynı. Onlar aç kalamazlar. Hele Hakan sabah kalktığı zaman yemek yemek zorunda. İlk önce yemek... Hakan uysuzluğundan dolayı çekmiş bana. Ha, yok canım. İsmail de yemek yememe konusunda. Ha, İsmail yemek verme, yemek yemez. Feyza ile Hakan'a yemeksiz kesinlikle bırak. Bak ben bu saat oldu daha hiçbir şey yemedim. Ben işte bir Hakan'la doyururken birazcık yanında atıştırdıydım. Onun dışında ben de yemedim zaten. Kahveyle duruyorum hala. Sen de maşallah. Ama ben sinirlerim allak bullak oldu Belgin ya. Kolum da kötü. Bulaşıkları bile yıkayamadım. Ne yapacağım? Hiçbir şey yapamayacağım. Kolumu kıpırdatamıyorum. Kalkmıyor kolum. Biraz doktora gitsem mi acaba? Ya gideyim de ne diyecek doktor? Niye ciddi konuyu? Ben size yapmayın dedim diyecek. Aynen. Adam özellikle tembih etti çünkü. Temizlik yapma. Yapmayın dedi. Aynen. Dün kötü oldum ya. Kolun sıkıntı ne abi senin? Kolu bu kış rahat geçirmen gerekiyor aslında. Nereye geçecek? Şimdi küçük odaya girdim. Sinir sistemi Allah Allah allak bullak oldu. Dar attım yani. Evde biraz daha durursam alacağım hepsini camdan aşağı atacağım çünkü. Gelip bakmadım. Bir şey yapmadım şimdi benim abla geldiğinden beri de. Rahatsızlık vermek istemedim ama hani o olunca da bir şey de söyleyemiyorsun. Hani evi toparlayalım desek bu sefer Gönül abla tersanlayacak. Onun da sebebiyet vermek istemiyorsa. İşte biz toparladık diyor. Tamam dün yaptılar amenna. Ama her şey üst üste. Neyi nerede bilmiyoruz ki. Neyi nereden alıp da kullanacağız yani. Hmm. Bir de o var.
Gardırop hiçbir şekilde açılmıyor. Ne alt kapaklar açılıyor, ne orta kapak açılıyor eşyalardan. Hı-hı. Ne içindeki eşyaları alabiliriz, ne içine eşya koyabiliriz. Çekeriz diyor annem. O şekilde koyarız diyor. Sonra acaba tekrar... Gardırop açılmıyor mu? Açılmıyor. O gardırop senin eline yan aslında Nihal'da. Evet biliyorsun ben oraya oradan Hı-hı. yerleştiriyordum. Ne yapacağım bilmiyorum Belgin. Yani çok moralim bozuldu. Allah kolay gitmesin. Hakan uyuyor galiba. Yok içerilerde dolanıp duruyor. O kendi kendine oyalanıyor. Bir yerde bir şey bulmuştum mutlaka bir oyalanıyordum diye herhalde. Kapıyı çok çalmadım. Dedim uyuyorsa uyandırmayayım dedim. Ayak sesi de çok gelmeyince dedim herhalde uyuyor Hakan dedim. Yok artık çok fazla evin içinde önceki gibi koşturmuyor. Hele tek olduğu zaman çok fazla koşturmuyor. O bir yerde durduğu zaman oyalanıyor. O ona iyi geliyor. Dün ben hiç evde olduğunuz bile şey yapmadım. Sen aramasaydın. Hiç ses gelmeyince dedim herhalde şey... Artık şu evde yoklar dedim. Beri eğitimde şey dedi Önder Bey, oturarak oyun oynayacak dedi artık dedi. Bunu alıştırmamız lazım da şimdi evde artık oturarak oyun oynamaya başladı. Sen ne yaptın masanın siparişini verdin miydin? Unuttum vermedim. Bak onu bile unuttum diye aldım. Onun siparişini vereceğim ben. Kafalarımız kalmadı hiç. Kafalar bir dünya daha onu da vermedim. Biz masaya bakacağım daha yani şu. Ben hiç uyumadım. Akşam işte seninle konuştuk. Hı-hı. Geçtim yattım sonra bir de bir uyandım. Şey, ondan sonra hiç uyumadım ağrıdan. Senin kol ağrısı da çok kötü. Bir uyumuş kalmışım herhalde döndüm yine fark etmeden. Berbat uyuşmuş kolum tekrar kalktım. Ondan sonra da yatmadım geri. Öyle uykusuz bugün Sarzebil'de dolaşıyorum. Evde bir şey yapasım da yok. İşin yoksa şöyle bir çıkalım da dedim. Olmazsa bir dolaşalım. Feyza da bir gelsin de mi? Feyza geldikten bir çıkalım biraz dolaşalım şey. 4 gündür 5 gündür de evde kapalıyım öyle. Sabah kalkıyorum akşam 9-10'a kadar eşya yerleştireceğim diye uğraşıyorum. Yok. Tamam. Bunu aldım yani iyice. Tamam çıkalım biraz sonra. Çıkalım da ona göre bir bakalım. Ben de geçeyim azıcık bir İsmail'imle bir konuşayım. Evet beni kışın bol bol göreceğiniz meşhur bereni taktım. Kabanımı da giydim üstüme bir indim aşağıya. Dediğim gibi bugün çok bunaldım. Bir an önce dışarıya çıkmak istiyorum çünkü. Evet yağmur geldi gelecek. Şemsiyemi de aldım. Birazcık İsmail'cimle muhabbet ettik odasında. Birazcık daha kanımı acıkladım ve indim aşağıya. Temiz hava belki iyi gelir. Biraz kendime gelirim diye düşünüyorum. Gerginliğimi atarım en azından. Gerginde herhalde 5-10 dakika yapabilirim ya diye düşünüyorum. Temiz havada olmak bile daha iyi. Eğer yağmur çok indirmezse belki tophanenin orada bir çay ya da kahve içeriz belki de. Ya da birazcık yürüyüş yaparız. Aşağıdaki tadilat hala devam ediyor. Evet köşe önceden kahveydi ve çok rahatsızlık veriyordu aslında. Şimdi dış kliniği oluyor orası. Tam köşe yer ama bir aydır, bir buçuk aydır gürültüden duramıyoruz. Bazen camları kapatın diyorsunuz. Kapatıyoruz ama camlar kapalı daha iyi olsa. Evet kardeşleriz her zaman olduğu gibi yine bana iyi geldi. İşini gücünü bıraktırdım kızı. Tamam ama Feyza da gelmiş gel. Hakan da ne kalsın Hakan bunun biraz gücüksüz ya. Evet. Kız adalı kendini mi okuyor? Evet. Şuradaki de adalı. Şuradaki de adalı. Nerede? Şurada bak bir tane daha var. Halamın evinin altında orası da adalı. O iş dikkatimi çekiyor. Şu köşedeki dikkatimi çekiyor. Köşede hepsi adalı onların. Maşallah. Baksana demek ki iş yapıyorlar. Uyumcu iş yapıyorlar. Oranın mülkü işte benim sordum mu arkadaşımın yeri. Orası tek dükkandı. Arkadaki dükkanı da alıp birleştirip büyüttü onlar adalıyı. Önceden daha küçüktü adalı kuyumcu. Maşallah. Demek ki maşallah. Allah daha fazlasını versin ya. Allah fazlasını versin. Hiç esnaf kötü olmasın. Kaç kişi ekmek yiyor çünkü orada. Tabii ki de canım. Herkes birbirine bağlı. O adam iş yapmazsa senden başkasından alışveriş yapmaz. Başkasından alışveriş yapmaz. Hepsi birbirine bağlantılı tabi. Onlar alışveriş yapacak. Oradan kazanan gidecek marketten alacak.
üstüne giyim alacak, bir şeyler yapacak. Devir. Ama ben var, şu eksiklerin doluğuna hasta oluyorum. Kafada bir eksikler yok mu? He. Her daim dolmuyor. Ama oraya şey çok geliyor. Tur çok geliyor oraya. Oranın turla anlaşması var. Orası muhtemelen ağır kuyum da var orada. Onun için oraya tur çok fazla geliyor. Ya koskocaman bir yer. Her zaman dolu. Evet bak yani, burası da dolu gördün mü? Aa şimdi gördüm. Bak şimdi. Her zaman önden geçiyor abla. Evet burası da dolu. Adalı çok, bir de karşı tarafta da Güvençoğlu çok. Ha Güvençoğlu'nu biliyorum. GGG Güvençoğlu. Evet, orası da bayağı bir var. Üstlüklerin de birkaç yeri var. Bunlar bakalım, maşallah. Ay kaç gündür evde öyle tıkıldım, iyi oldu bugün ya. Bir hava alayım. Evet, İsmail'le muhabbet etmek de iyi geldi bana, kendime geldim Sarıpaşa'mla. Annen evde diyorum. Evde biliyorum. Alışmış ya artık direkt benim zile basmaya. Aynen alışmış. Onun kolayına geliyor herhalde. Direkt zile basma. Evet. Çünkü direkt yukarıya çıktı. Hiç aşağının zile basmadı. Yukarıdan kapıya çaldı direkt de. Ben genelde herhalde kapı açık kalınca kapı açık kaldı dedi. Bir şey sormak da istemedim. Yok yanına. Kızım. Basın. Ben de bir şey isteyecek zannettim. Okuldan geliyorum deyince. Ulan okuldan mı geliyorsa baştan üstüne belli. Üstüne, bazen geliyor, saçları ıslak, hemen diyorum çık. Hani sen evde olmuyorsun, saçlarını bir kurut teyzeciğim diyorum. Duşa gireceğim diyor. Aynen. Alışkanlık haline geldi. Bugün hava biraz kapalı olunca. Yağmur indirecek. Sağanak yağış bekleniyordu herhalde, akşama gelir. Aynen, en yüzünü yıkasan dedim. Direkt dedim üstünü değiştir, duşa girmen dedim. Tamam dedim. Ondan sonra duşa girmeden çıktı zaten. Şey yapmadım. Ay. Deniz çok güzel. Ne baksana Belgin, çarşaf gibi. Kışı getirdik bak, şurada seninle bir kahve içemedik. Önümüzdeki yaza diyoruz artık. Evet, önümüzdeki yazlara bakacağız artık. Önümüzdeki yaza inşallah. Ama hala baksana, kısa kollu gezenler var biz şeylerle. Biz montlarla geziyoruz. Akşam olsa da gidip yatsak ya. Vallahi billahi. Bu ayakkabı şeyin açılmış galiba. Ne vardı burada daha önce de? Hiç hatırlamıyorum desem. Merhaba. Feyza bunun birkaç ay kuruya baktı. Bunlar çakmaları çok pahalı. İyi değil mi? Meşhur Cumhuriyet Meydanımıza gidelim yine. Beni orası kendime getiriyor biliyor musun? Orada durup öyle bir iki dakika dinlenmem bile Belgin. O denizi seyretmem bana yeterli geliyor. Kendimi toparlıyorum. Dedim ya, evde bir iki dakika daha dursaydım kafayı yiyecektim. Bir de bir şey yapamıyorum. Üç tane bardağı bile yıkayamadım bugün. Evet, bir güneş açıyor. Terliyoruz. Bir hava bulutlanıyor. Hava da benim gibi kararsız. Yağsam mı yağmasam mı diyor Belgin'cim. Evet. Aslında böyle deniz kenarına inip oturup böyle yağmur yağsın böyle iliklerime kadar ıslanmak istiyorum. Yarısına hasta. Yok, sonrasına geleceksin, ılık bir duş, sıcak bir kahve. Mis. Aynen. Hopiti gırtlak, pufiti kandil, tumba yatak. Bugün bu taraflar sakin ama şey yok galiba, tur gelmemiş bugün. Gelmiş. Daha dün şurada bir pizza yedim. Hayatımda bu kadar lezzetli bir pizza yemedim. Oradaki neydi? Şurada. Şu komple aynı ya. Hatta ustasına teşekkür ettim. Bir kısmet olup bir daha da gelemedim. Ya buradan geçerken karnım tok oluyor. Ya yemek saati olmuyor.
Evet. Güneş açtı dedim, güneşine gitti. Ben montun önünü açtım. Bulut geliyor güneşin önüne ya. Ah. Sen beni bugün sokakta bırak, ben sabah kadar dolaşayım ben bugün. Hangi sabahı? Bugün öyle gözüküyor. Bugün müzisyenler erken başlamış. Bunlar da artık kış şeyine girdikleri için. Kış moduna mı girdiler? Ben geçen yat limanına indim de yat limanında çalıyordu bu abi. Hatta artık sevmeyeceğimi çalıyordu o gün. Herkes şey yazmış. Sen şarkıya bakma, sen sev diye. Bulsam birini seveceğim de. Ama sipariş de olmuyor işte sevgi işleri. Dünya böyle. Senin sevdiğin seni sevmiyor. Seni seveni sen sevmiyorsun. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu diyor. Hayda geçti görev yersin. Siyah perçemini yar yar dökmüş yüzüne, savunarak yere sunaya bakın. Kimden söz işitmiş yar yar düş. Bugün böyle aralardan. Evet, ben ancak kale içiyle Cumhuriyet Meydanı paklarım. Cumhuriyet Meydanı'nda havamı aldım. Çok yaşa yaşa, güzel yaşa. Evet, havaların dengesi yok. Sağımız solumuz belli değil. Hırkayı çıkardım, yelek giydim, üstüne mont giydim. Güneş çıkıyor, terliyorum, üstüme giyiyorum, yanıyorum. Evet. Ne yaptı teyzen, geldi mi? Geldi işte, dedim biliyorsun, onu dedim ya sana. Konuştuğunuz zaman geldiklerini biliyorum da konuştuklarınızı biliyorum. Hani şey vardı ya bir. Yani kısmet mi diyeyim, ne diyorlardı yani. Talip. Ya bir şey diyor. Yanlış bir şey de söyledim. Belki dün teyzeme de söyledim. İlla ki annesi şey demiş. Hani uzatmayalım. Hani bu işi gidip isteyelim. Ben çok beğendim demiş annesi. Dedim teyzeciğim, ben sana söyledim dedim, hani ben hani öyle paldır küldür hadi gelsinler yüzük takısın, ben kabul etmem öyle dedim yani. Ben önce dedim hani bir göreceğim. 3-5 ay gelsin. Bir yani ilk gördüğümde bir hani ilk görüşme önemlidir ya. Ben ilk gördüğüm zaman beğendiysen beğendim Belgin, benim de yapım o. Beğenmediysen benim işim bitti. Dedim teyzeme, zaten dedim teyzemden almış numaramı, aramıştı beni. Sana söylemedim mi ben sana? Ama benim işte ben bilmiyorum ki ne konuşmuşuz. Aradı. Hani işte nasılsınız, iyi misiniz falan filan sordu. Salaklığından adama adını bile sormamışım. Olmaz. O kadar artık şey yapmışım kendime. Niye lan bu hani istemiyorum diyor. Olmaz diye kendine şartlanmışsın ki adamın artık ismini bile sorma gereği sormadım, gördüm. Sormadım. Teyzeme sordum. Teyzem diyor ki telefonda sormadım dedim, unuttum sormadım dedim. Teyzem bilmiyor mu? Mehmet'miş. He. Mehmet Bey. Dedim öyle biz seni konuştuk. Hı-hı. Ben dedim evdeki işleri biraz halledince dedim. Hı-hı. Telefon açacağım dedim. Hani bir yerde oturur ya, yemek mi yeriz? Kahve mi içersin? Evet, çay kahve mi içeriz? Bir tanışalım önce. Uzun zaman gösteririz. Ondan sonra herhalde bir tanışalım.
bir görüşmeye de gider. Ondan sonra bize de bir haber ver. Artık adam bir fotoğrafını çekersin, bize de bir göstersin herhalde. Herhalde. Bakarız eriştiğimize. Bakalım bacım ne diyecek? Yok canım, ben hiçbir şey demem. Herhalde evet dedikten sonra, herhalde kavga ettikten sonra bizim diyeceğimiz tek şey tamam. Her şey burada Nihal abla'ya kalmış bir şey. Ha biz adam deriz, adamın el ayağı düzgün. İşi her şey yerinde Nihal abla kabul ettiğiniz zaman, Nihal abla ben istemiyorum dedikten sonra o iş orada bitmiştir yani. Vallahi belki bir tarafım. Çünkü bu hayatı yaşayacak olan sensin, o adamla geçinecek olan sensin, o adamla bir evi paylaşacak olan da sensin Nihal abla, her şeye sen karar vereceksin. Yalan yok. Yani bu kadar stresle diyorum ki. Evlen yuvanı kur diyorum. Zararla hani, kalkma. Ama bir yan, evet bir yandan da bana çok uzak geliyor evlilik. Öfkeyle kalkıp zararlı oturma Nihal abla. Dediğim gibi istersen bir git gör. Bir tanış, bir çayını kahveni iç. Ondan sonra bazı şeylere karar ver. Ya bugün evde o kadar bak bunu aldım ki. Arayayım işte dedim, hani tanışma bilmem ne değil. Gelsinler gerçekten istesinler dedim. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Dedim kalk üstünü bir giyin hemen dedim. Yani sana işte. Siz çekeyim falan. Bir toparlanayım dedim ya. İşe dağıldım çünkü yani. Aynen dediğin gibi. Şey değil ki. Bakalım ne olacak, ne kalacak. Bu kadar kısmette ne varsa. Belki dersin Nihal abla şu anda olumsuz bakıyor işe ama baktı ki adamı gördü. Tabii belki yani bir gün tamamen şeyler değişecek. İşte o diyorum ya, dur. Ezilecek mi? Ezileceğiz şimdi. Ama bunlar da çok dar, adam da haklı. Dediğim gibi Nihal abla belki fikrin değişecek. Adamı ısınacaksın, elektrik alacaksın. Bu elektrikle beraber belki de evet diyeceksin. Trafoları açmam lazım. Trafoları sonuna kadar açıp da gitmeler, hiç olmazsa da bir şey olsun. Vallahi hiç bilmiyorum. Yuvay elektrik alamadım. Hele böyle bu sinirle gidersem tümden olumsuz olur, geriye dönerim diye elektrik düşünüyorum. Elektrik alamadım. Şimdi evet. Yani. Bana demişler trafoları aç da öyle git diye. Aynen. Kader kısmet, her şey kader kısmet. Öyle kuzum, her şey kader kısmet. Aa, yağmurlar yağmaya başlamadan artık. Nela bunlar muzlacı mı kız? Evet. Muzlacı niye bitmişler buraya? Bunları değişmez ki. Küçük şey, betonda. Görüntü olsun diye yapmışlardır. Baksana kurmuşlar. Ama şeyi bilmiyoruz. Çalmasınlar diye yapmış olabilirler. Saksıların altı açık da olabilir. Yeri delip ekmiş olabilirler yani. Bak bunu nasıl kurmuşlar? Yazık günah ya. Ay çiçeklerden ne isterler, hiç anlamıştım ben Nela abla ya. Benim o aşağıda Neşe abla dediğim vardı ya sana. O iş yerinin önüne çiçek ekti. Her yerine kadın yemyeşildi, ne güzel. Apartmanda oturanlar şikayet etmişler. Balkondan baktıklarında apartmana giren çıkanı görmüyor diye. Kadın 7 sene öncenin parasıyla 1500 lira ceza ödedi belediyeye. Allah'ım yarabbim. Hepsini söktüler. Apartmana giren çıkanı göstermiyor. Ha zaten göremezsin ki, balkondan baktığında kapı içte kalıyor. Ha evet doğru, bizim kapılar içte dediğinde doğru. Baktığında gözükmüyor ki. O yeşillikleri alacaksın, evinin ortasını dikeceksin, orada kalacak o yeşillikleri. Ben yakında zaten şeye de ekeceğim, evin içine de ekeceğim. Az kaldı. Bari senin ismin yerde olsun mu? Hayır. Ay böyle havalarda bayılıyorum Belgin gezmeye. Evet bir dolaşmış olduk işte, havamızı aldık. Eve gideriz, yemeğim yok, bir yemeğimi yaparım. Çok uğraşmayacağım zaten, akşam annem yok. Ha, orada kalacağım ben dedi, ilaçlarını al dedim, yanına aldım dedi. Balık ekmekçi var mıydı burada? Ben daha yeni mi görüyorum? Vardı. Vardı ama çıtır ekmek, çıtır balık vardı demiş yapıyorum. Ama çıtır balığın önü hep kuyruk Belgin. Lan Nihal abla geçen gün bir balık yiyekti. Hani Nihal abla öyle bir kuyruksanlar dışarıda bekliyoruz. Almasına yapılmayacak yerde. Herkes sırada bekliyor. Maşallah be, Allah belki. Ya bir işi işte kaliteli güzel yapıyorsan Belgin. Bana öyle diyorlardı, senin çevren mi var diyorlardı. Benim lokantada saat 2'de mi yemek bitiyordu belki. Ama yemeği güzel yapıyorsun. Yemek yok desem bile diyorlardı ki ya bir yumurta kırsan da. Nasıl? Hani yesek başka bir yerde yemesek diye. Ama belki lokanta varken evimde ne malzeme kullanıyorsam lokantada aynısını kullandım.
Hani tavuğundan şeyine varası, hani gideyim ucuz malzeme alayım, ucuz yağ kullanım hiç yapmadım. Evimde ne yapıyorsam, kullanıyorsam orada da aynı malzemeyi kullanıyordum. Buralar yine dolu hep. Bizim kapının önüne de bir tane şöyle yapmak lazım. Annem şey diyor, evde çiçekleri getirsem de diyor. O bizim İsmail'in bisikletinin durduğu canlı yer var ya, birinci katın çıkışında. Buraya diyor koysam diyor. Anne dedim, zaten hani daha önce orada çiçeklik vardı sen taşınmadan önce. Bir kaldırttılar onu. Kim niye rahatsız olduysa bilmiyorum artık. Dedim kalkıp da şimdi dedim konu komşuyla dedim, hiç dedim tartıştırma dedim. Patronlar kimi rahatsız etti? Sertli çiçekler attı. Sana neyini rahatsız eder? Evet. Evet, ne moral, ben kötü başlasam da, gerginleşsem de kardeşlerimle birazcık moral buldum, hava almam benim geldi. Aynen. Evet, evde de dediğim gibi bir şekilde bir yolunu bulacağım, toparlayacağım. Düşmek bana yakışmaz. Aynen öyle. Bir şekilde ayağa kalkacağım. Her daim ayakta kalması lazım. Yoksa düştüğün zaman derler ya, düşenin dostu olmaz diye. İşte. Evet, bir yolunu bulacağım, tekrar ayağa kalkacağım. Evet, yine biraz moral bozukluğuyla başlamış olsak da bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepiniz canı gönülden kucaklıyorum ve öpüyorum. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben her defasında söylemeyi unutuyorum Belgin'cim. Dediğim gibi yarınki videoda görüşmek üzere. Pozitif enerjimizi kaybetmiyoruz. Ben de hemen bir çöktüm ama toparladım. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşçakalın.